Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet arkadaşlar, bu akşamki mevzumuz mümin kimdir? Bunu inşallah işleyeceğiz. Mümin kısaca tanımlayacak olursak, aziz ve celil olan Allah'ı Rab olarak kabul eden, Resul aleyhissalatu vesselam'ı Allah'ın elçisi olarak kabul eden, Kitab-ı Kerim yani Kur'an-ı Kerim'i hayat düsturu olarak kabul eden, İslam'a hayat nizamı, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla göndermiş olduğu İslam şeriatını da hayat, yaşam biçimi olarak kabul eden kimseye kısaca mümin denir. Yoksa piyasa şartlarında kendi zannına, kendi hevasına göre kendisinin mümin olduğunu iddia eden herkes mümin değildir. Mümin dediğimiz gibi bu yukarıda saymış olduğunuz maddeleri yani şartlara riayet ediyorsa, bu şartları taşıyorsa o kimse mümindir. Değilse Allah'ın Resulünü yalanlayan, Allah Celle ve Aleyh hakkında ilmi olmayan, efendim İslam'ı hayat düsturu olarak kabul etmeyen, Kur'an'ın kendi haberi olmayan bir kimse mücerret olarak kendisini mümin olarak vasıflandırsa da, böyle bir iddiada bulunsa da, böyle bir iddia en hafif ifadeyle nakıs yani eksik bir nedir? Eksik bir vasıflandırmadır. Onun için de Allah katında gerçek bir mümin. Şimdi Allah katında olmak önemli. Allah katında gerçek bir mümin olmanın şartı yukarıda saymış olduğumuz şartlar olmazsa olmazdır. Şimdi ise müminin vasıflarını yani müminde bulunması gereken vasıflardan, özelliklerden inşallah bu akşam söz edeceğiz. Yani mümini diğer cahiliye halkında, şirk ehlinde, efendim işte cahiliye insanlarında, ataların yoluna uyan kimselerin yolunda ayrı özellikler vardır. Allah'a Rab olarak kabul eden, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itibar eden kimselerin nedir? Onları insanlarda ayıran özellikleri vardır. İşte bu akşam biz bu özellikleri ne yapacağız inşallah? Maddeler halinde sert edeceğiz, izah edeceğiz. Birinci ayette alemlere Rab olan Allah, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Buradaki kad tekidi ifade eder. Yani müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Yani müminler aziz ve celil olan Allah yanında, Allah katında kurtuluşa eren kimselerdendir diyor alemlere Rab olan Allah. Evet, burada dikkat edersek müminlerin kurtuluşa eren kimselerde olduğunu, müminler dışında kalan kimselerin kurtuluşları yani felahları mümkün değildir. Çünkü hayat bu dünyadan ibaret değildir. Aziz ve celil olan Allah bizleri bu dünyada imtihana tabi tutmaktadır. Dolayısıyla bizler bu imtihan sonucunda Rabbimizin razı olmuş olduğu ebedi hayatı hak ettiğimiz takdirde ebedi bir cennet, ebedi saadet diyarı vardır. Darüsselam vardır. İşte ayet diyor ki müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Şimdi kurtuluşa eren o müminlerin özelliklerini ayetler zikrederek diyor ki اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O müminler ki, yani o kurtuluşa eren müminler ki, kimdir onlar? هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ Onlar namazlarında şöyledirler. Nasıldır namazlarında? خَاشِعُونَ Huşu içerisindedirler. Yani onlar namaza kalktıkları, namazayken, namaza kıyam ettikleri zaman onlar nedirler? Huşu içerisindedirler. Yani aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda titrerler. Aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda saygı, tazarru, tezellül halindedirler. Yani müminler Rableri karşısında onun yüceliği, onun azameti, onun büyüklüğü karşısında nedirler arkadaşlar? Huşu içerisindedirler diyor ayeti kerime. Demek ki müminlerin birinci özelliği nedir arkadaşlar? Birinci vasfı müminler namazlarında huşu içerisinde olan kimselerdir. Yani haşyet içerisindedirler, korku içerisindedirler, ürperti içerisindedirler. Aziz ve celil olan Allah'a karşı nedirler? Aziz ve celil olan Allah'a karşı dediğim gibi havf, korku ve haşyet ve titreme içerisindedirler. Yani onlar Rablerini razı etme, Rablerinin rızasını elde etmek için ne yaparlar?
korkarlar, titrerler ki acaba bizim Rabbimiz bize razı olacak mı diye. Bu şuur üstünde hareket ederler, bu şuur içerisinde devam ederler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste de ifade ettiği şekliyle Resulullah diyor ki mümin her haline acayip edilen bir kimsedir. Yani hayret edilen bir kimsedir. Mümin öyle bir kimsedir ki kendisine hayret edilen bir kimsedir yani. Vay be denilecek bir kimsedir. Yani ne demek? Yani kendisine bir bela, bir musibet isabet ettiği zaman ne yapar? Sabreder. Kendisine bir nimet de gelip işte isabet ettiği zaman ise Rabbisine şükreder, hamd eder. İşte bu hal mümine aittir. Yani mümin her haliyle aziz ve celil olan Allah'tan şikayet eden, efendim işte böyle gelişi güzel hareket eden bir kimse değil, aksine aziz ve celil olan Allah'a karşı sorumluluklarını, yani kulluk görevini yerine getiren ve Rabbisini memnunetmeye çalışan kimsedir. İşte Resulullah diyor ki, yani müminin her hali nedir? Hayrette mucip olan bir durumdur. Evet, işte ayette denildi ki, onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Haşyeti kısaca tarif ettik. Yani haşyeti kısaca ifade edecek olursak, haşyet birisinin azameti, yüceliği, büyüklüğü karşısında kalp onun azametinde duymuş olduğu büyüklüğüne karşı, saygınlığına karşı titremesi ve bu bütün bedene yayılması. Yani kalbe ait olan bir durumdur haşyet. Dolayısıyla bu haşyet içeride gelen bir korku ve saygının sonucu bütün bedeni ne yapar? Bütün bedeni sarar. Beden titremesi, işte tüylerin diken diken olması ve benzeri durumlar. İşte müminler o kimselerdir ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler diyor alemlere olan Allah. Şimdi bir aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda namaza durup da böyle safsaklığa safsaklığa bir namaza durmak vardır. Bir de aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna durduğu zaman burada da ifade edildi şekliyle ne yapılması? İşte kişinin aziz ve celil olan Allah'ın yüceliğini, azametini hissedip bunun farkında olup ne yapması? Bunun farkında olup ona karşı titremesi. Dedik ya haşiyet kalbe ait olan bir ameldir. Yani kalbe dair bir iştir. Dolayısıyla kalp aziz ve celil olan Allah'ın büyüklüğü karşısında ne yapar? Azameti karşısında titrer ve bu bütün bedene yayılır. İşte ayet onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Mesela aziz ve celil olan Allah münafıkları yani sadece iş olsun diye namaza kalkan kimseleri diyor ki yani kimseleri zikrederken Rabbimiz diyor ki müzebzebine beyne zalik la ilahe ve la ilahe haulay ve la ilahe haulay yani ve idâ kamine salatü kusala onlar ki namaza kalktıkları zaman Allah-u Teala diyor böyle tembel tembel böyle yani sanki canında can çıkacak şeklinde ne yaparlar? Namaza kalkarlar. Ve idâ kamine salatü kusala ve yuravne nase ve onlar insanlar gösterir için böyle hani Allah'ı memnun etmek için değil de böyle insanlar diyorsunlar ha bu adam da namaz kılıyor işte bu adam da Allah'ın huzurunda kulluk ediyor desinler diye böyle kalkar. Yani böyle Allah'ın huzurunda titreme söz konusu değil. Aksine insanlara gösteriş yaparlar. Ve ayet devamında diyor ki وَلَا يَذْكُنَ اِلَّا قَالِيلَ ve onlar Allah'ı da ancak az zikrederler. Demek ki bir Allah'ın huzurunda namaza böyle kalbin Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü, azametini hissedip onun karşısında titremesi şeklinde bu bütün bedene yansıması, bedenler işte azaran titremesi, gözlerde yaşların akması şeklinde Allah'ın huzurunda namaza durmak var. Bir de böyle tembel tembel işte zoraki kalkıp Allah'ın huzurunda namaza durmak var. İşte mümini diğer kimselerden ayıran özellik neymiş? Mümin namazda Allah'ın huzurunda nedir? Haşyet içerisindedir. Müminlerin birinci özellikleri neymiş? Namaza durdukları zaman huşu içerisindedirler diyor alemler Rabbi olan Allah. Bu durum sadece mümine aittir. Yani mümin sadece bu vasıfla vasıflanabilir. Mümin olmayan böyle bir kimse bununla vasıflanması yani daha diğer bir ifadeyle böyle bir nimete müstahak olması ne olamaz? Mümkün değildir. Evet, Allah bizleri de bunlardan eylesin inşallah. Yani böyle bir vasıfa tabii ki sahip olmak kolay değildir. Ancak Allah'tan bu nimetleri istenerek bu nimetlere kişi ne yapabilir? Bu nimetlere sahip olmuş olabilir. Yoksa bu nimetlerden mahrum olmak en büyük mahrumiyettir. Allah Azze ve Celle bizleri
bunlardan mahrum etmesin inşallah.